Gelelim günün en çarpıcı haberine. Bugün öğle saatleriydi. Haber merkezimizin seyirci ihbar hattı bir anda mesaj bombardımana tutuldu. Arda arda gelen o mesajlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurban kesim alanlarında yaşanan bir sıkıntıdan söz ediliyordu. Çok geçmeden de meselenin ne olduğu anlaşıldı. Mesajlar iki ayrı adresten geliyordu. Alibeyköy ve Başakşehir. Büyükşehir Belediyesi'nin buralarda oluşturduğu kurban kesim alanları iddia o ki kötü organizasyon nedeniyle göz göre göre insanların mağdur edildiği, etlerin ortada bırakıldığı yerler haline dönüşmüştü. Kurbanlarının kesilmesi için belediyeye 1250 lira kesim bedeli ödeyen ve kendilerine gün ve saat verilen insanlar ne bekledikleri saatte etlerini teslim alabilmiş ne de yaşadıkları mağduriyet karşısında bir yetkiliden doğru düzgün yanıt bulabilmişti. Tablo netleşince biz de ATV Haber Merkezi olarak sıkıntının kaynağına hemen haberin geldiği o noktalara doğru hareket ettik. Ve sonuç. İstanbul'da örneğine daha önce hiç rastlamadığımız skandal bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Başakşehir'de kasaplar yoğunluktan iş bırakıp kaçmış, etler de öylece askıda ortada bırakılmıştı. İşin özeti bu ama dahası var. Birçok insanda kesilen hayvanların etlerinin 30 derece sıcakta çok uzun saatler bekletildiği için doğal olarak bozulduğunu söylüyor. Benzer görüntüler hatta çok daha fazlası Alibeyköy'de de kayda geçti. Burcu Kuru ve Nur Köşkbir'in özel haberi geliyor. Kendi etimi kendim yapıyorum. Pardon millet. Kardeşim. Çık dışarı. Yasaksın. Sen buraya giremezsin. Sabah 9'dan beri buradayız. Kesim ekibi gelmedi. Paramızı gasp etti. Büyükşehir çalışıyor sözde. Hiçbir yetkili bulamadık burada. Ne bunlar? Bunlar kurbanımız. Ziyan oldu. Kesimler usulüne uygun yapılmadı. Etler askılarda çürüdü. Kurbanlıklar çöp oldu. Anaya her şey güzel olacaktı. Etler çürüyor etler. Etler çürüdü burada etler. Paralarıyla rezil oldular. Personel bıraktı gitti. Bir vatandaş hayvanını çöpe attı. 17 bin lira vermiş olduğu hayvanını çöpe atmak zorunda kaldı. Skandal İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alibeyköy ve Başakşehir'deki kurban kesim alanlarında yaşandı. Bıçak tutmasını bilmeyen kasap olarak gelmiş buraya. Bıçak tutmasını bilmeyen sokakta insanları toplayıp getirdiler buraya. Rezil olduk yani. Kurban keseceğimize pişman olduk yani. Şimdi parçalamacılar var burada. Eşit bölüme parçalamacılar. Onlar Suriyeli, Afganistanlı. Adama demişler ki inşaata götürüyoruz sizi. Buraya getirmişler. Bu işi vermişler. Afganlılar işi bilmiyorlar. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurban kesim alanlarında görevlendirdiği kasaplar yabancı uyrukluydu. Ve iddiaya göre yine işi bilmiyorlardı. Tepkiler üzerine işte bu alanları terk ettiler. Vatandaş da şimdi kendi kurbanını kendi kesmeye çalışıyor. Kendimiz kasap getirdik, kendimiz kestik, kendimiz tartılara koyduk. Şu anda kendi imkanlarımızla 7 kişi hisse yapmaya çalışıyoruz. Kasap yok, kendiniz mi yapıyorsunuz? Aynen öyle. Evet. 1 milyar 250 bin lira bize para verdi. Dün saat 10'da sıramızdı. Bugün saat 2. Daha hala buradayız. 2 gündür kurbanla uğraşıyoruz. Olmadı, kendimiz yapıyoruz şu anda. Kendimiz kestik, yumuşak kendimiz parçaladık. Bu rezillik ne? Rezil ettiler bizi. Saat 6'dan beri buradayız biz. Bir bıçak bulabilir orada şey yapma. Hayvanlar dünden beri kesildi, orada kaldı, etler çürüdü. Kesimhanelerde gün boyu tartışma vardı. Belediye çalışanları vatandaşın mağduriyetini görüntüleyen ATV haber ekiplerine de saldırdı. Kesecek bıçak yok hanımefendi, bıçak sizi dışarı çıkarmak için. Kesim alanında ne işiniz var kesim sizin? Kesim yapılmıyor ki. Yasak, lütfen buyurun beyefendi, lütfen ya. Lütfen beyefendi. Kimseyi susturamazsınız. İnsanlar burada mağdur, mağduriyetinizi görsün herkes. Bu mağduriyeti çekmeye çalışıyorduk ama belediye ekipleri bize de tepki gösterdi. Pardon millet. Kardeşim. Çık dışarı. Yasaksın, sen buraya giremezsin. Çık. Vatandaşın hakkını arıyorum. Şu abi yanı sana. Alın şunu ya. İddiaya göre kurban rezaleti yeni değil. Dün de benzer görüntüler vardı. Ekiplerin bahanesi önce elektriklerin kesilmesiydi. Sabahın 8'inden gelmişiz buraya. Bakın saat gece kaç şu an? Saat 4 olmuş. 3.30-4 olmuş. Hayvanımızı da kendimiz kestik. Şu an etler bozulmak üzere. Hayvanlarımız şu an çürüdü. Veteriner hayvanların yenmeyeceğini söylüyor. Hastalıklı hayvanları şu an çöpe atıyorlar.
Bizim bütün ibadetimizde, paramızda, her şeyimiz çöpe gitti. Karşımızda muhatap yok. Bir vatandaş hayvanını çöpe attı. 17 bin lira vermiş olduğu hayvanını çöpe atmak zorunda kaldı. Ama gün aydınlandığında skandal daha da büyüdü. Kurban kesimi için yüzlerce kişiye bayramın birinci günü için randevu verilmişti. Ancak o kesimlerin birçoğu dün yapılamadı. İşte hayvanlar da, hayvan sahipleri de saatlerdir burada güneşin altında bekliyorlar. Dün öğlenden beri bu saate kadar bekliyoruz. Ne uyku uyuduk, ne bir şey uyuduk. Dünkü hayvanların kesilmesi gereken dünkü hayvanlar bugüne ertelendi. Ve saat şu an, bilmiyorum şu an saat kaç, saat 4'ü mü buldu yani. Bugün de bitti. Bayram günü çaresiz kalan vatandaş ya kurbanını kendi kesti ya da dışarıdan başka kasap getirdi. Kasapları getiriyoruz, 2 milyardan aşağı kesmiyor. 1 milyar 250 çadırlara vermişiz kesimhane kasaplara. Etti 3,5 milyar adam bir tane tane kesecek. Skandalla ilgili belediyeden bir açıklama yapılmadı. Vatandaş hala mağdur. Yapamayız, isterseniz paranızı alın falan demeye başladılar. Böyle bir şey mi var? Kaçış yolu mu var? Paranızı alın gidin. Bayramın ikinci günü denecek şeyler mi bunlar?